Hepinize merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Mesih 2 TR Anadolu serisinin 20. bölümündeyiz. Şunu aldım. Az önce gelmiş kor çarında yüz hepimiz vardı. Aldım. Biraz efsunladım. Baktım böyle kritik gelmiyor. Bana da 10 kritik lazım. Yanına da ne gelirse gelsin. 5 kritik geldi ama hiçbir işime yaramaz. 5 derece. Bak yine 5 kritik geldi. 10 kritik kesinlikle lazım. Başka da hiçbir şey beni kurtarmaz. Epe. Şunları alsana biraz ya. Ne cimri adamsın be. 10 şeytan. Bak 20 şeytan geldi ya. Gelmiyor. Gelmiyor, beni yoracak. Yorma beni. Evet, 10 kritiği yakaladık. Bu 10 kritik işimize yarayacak. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şu biliyorsunuz sandıktan çıkanlar. 2 tanesini kullanmıştım. 2 ya da 3 tanesini kullandım. Keşke kullanmamış olsaydım şimdiye kadar. Çünkü metin keserken bu gerçekten yani her metinden neredeyse kutsama kağıdı alıyoruz. Müthiş bir şey yani. Bunu bilmiyordum. Bunu bir hafta daha kullanacağız çok güzel bir şekilde. Şu an göstereyim. Şurada olması lazım. Bakın 300. 250 iken kutsama ya da cesaret pelerini çok fazla düşmüyor. Ama 300 iken bayağı bir bol düşüyor arkadaşlar. Bu da aklınızda bulunsun. Hatta bunu başka bir şekilde oyundan elde edebilir miyiz? Onu da bana söylerseniz çok sevinirim. Çünkü bu gerçekten çok lazım bir şey. Ama bildiğim kadarıyla bir daha bulamayacağız. Arkadaşlar ben ne zaman ışınlansam böyle donup kalıyor. Ben anlamadım bu işi. Eğer sizin de böyle oluyorsa yorumlarda belirtin lütfen. Çünkü bu beni çok zorluyor. Ya benim PC'm bozuk, bilgisayarım bozuk ya da Metin 2 bozuk. Bilmiyorum. Söylerseniz çok sevinirim. Bu arada maalesef Pet'i öldürdük arkadaşlar. Yaklaşık 47 günlüktü. Yani gördüğünüz gibi rezillik yani. 60 günlük yapar falan kasarım diyordum. Maalesef Pet'imiz öldü. Şöyle bir günlük oldu. Sıkıntı değil. Ne yapacağız zaten bunu ileride satarız. Kendimize 300 kilo bir Pet alırız. Canavarlı. Neyse ona daha çok var ama sağlık olsun. Ruh taşını bulduk. Seri bir şekilde gidip 50 STR'mizi alacağız. Çok heyecanlıyım çünkü metni artık daha hızlı keseceğiz. Şimdi şuraya dikkat. 50 gelecek. 14'tü 64 oldu. Sağ ol kardeşim. Çok teşekkür ederim. Artık metinleri tek havada rahat bir şekilde keseceğiz. O da kaç saniye yapıyor? 95 saniye. Yani 1,5 dakikada. Şunu da açalım. Zen fasulyesi mükemmel bir şey. Şu ana kadar çıkardığım en iyi şey. Şöyle çiçeklerimizi de alalım şebnem yapmak için. Küçük şebnemler. Şöyle söyleyeyim. Kaç saat metin kesmişim. Bak bunu aldığımda 1 saat kullanılmıştı. Yani 13 saat gibi bir kaybı var. Bunu tam süresini hatırlamıyorum ama 4-5 saati kalmış bunun. Yaklaşık 1 saat gibi falan da unuttum ben bunu. Açık unuttum. Oluyor bazen öyle şeyler. Alışacağız yakında. Ama bayağı bir metin kesmişim demek ki. Peki para nerede bilmiyorum. Henüz pazar bile kurmadım. Metnimizi bulduk. Havayı açtık. Tamam. Simyamızı da açtık. Şimdi bakalım ne kadar sürede keseceğiz. Ama bunları basmayı unuttum. Bakalım hava yetecek mi? Hava bitmek üzere ama biliyorsunuz hemen sönmüyor. Biraz pot basalım ölmeyelim. Yetecek. Çok rahat bir şekilde. Metnimizi artık daha rahat keseceğiz. Bakalım ne düşmüş. Geçen videoda bir tane cesaret pelerini unutmuşuz. Bakın kutsama kağıdı. Bol bol düşüyor. Gerçekten bol bol düşüyor. Simyamızı zaten bu şekilde çok rahat korları topluyoruz. Ama şu an %300 eşya düşürme var. Yani 3 eldiven var. O çok önemli bir şey. Yakında 2 olacak. 2 de kalacak. Başka bir şey yok. Şunları artık bir envanterden yok edelim ya. HP ile başladık. Çok güzel. Hayır, eklememedi. Hayır. Buna alışma. Ne oldu lan 3 tane? Buna alışma kardeşim. HP kritik. Sadece oranları değişik. Bu geçerse çok güzel olur. Ama geçmedi. O yüzden efsun atmayacağım. Hiç uğraşmayacağım. Bir tane daha alıp deneyeceğim. Şöyle 15 M'den. Sağ ol kardeşim. İnşallah geçer. Geçmezse uğraşmam. Gerçekten uğraşmam.
Basıyorum. Geçiyor. Çok güzel. O zaman Efsun Time diyelim. Nerede bu? Heh. 7 tane arttırma yedi. Bu arada 35 tane ruh taşı düşmüş. 144 tane de kutsama kağıdı var. İlkini sallıyorum. İşte kritik tek de yeter aslında ama HP'de ihtiyacımız var. 1500 HP. Yok lan ben buna var ya harbiden. Yok sallamam kardeşim kalsın bu. Bu güzel. Yeni bir tane alırız ona sallarız. Kalsın bu güzel ya. 1500 HP. Başka bir şey yok ama olsun. Ozan kardeşimiz oyun sonu yapıyor. Birkaç item verdi. Daha devamı var sanırım. Çünkü 12 kadar demişti. Sanırım karıştırmayalım. Evet. Bir won ve başka itemler. Şunlar. Şuranın altı tamam. Bir won. O ne? Ne var ne yoksa veriyor. Evet arkadaşlar buradaki itemler ve şuradaki itemler şunlar tamamı çekilişle verilecektir. Bu arkadaşın da yolu açık olsun. Bir de tabi bir 10 27 en var. Hayırlısı diyelim ya. Yolunuz açık olsun kardeşim. Çekilişte verilecek itemleri buraya aktardım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şunları vereceğiz. Arkadaş rica etti. Çekilişe nasıl katılabilirsiniz? Şöyle bir won da var arkadaşlar onu da göstereyim. Bir won 27'den. Umarım hak eden birine gider. İhtiyacı olan birine gider. Çekilişe katılmak için oyundaki nickinizi yazın. Ben size zaten postadan atarım. Ya da bir şekilde ulaşırım ben size. Şimdiden kazanan arkadaşa hayırlı ve uğurlu olsun. Evet buradan Bahadır arkadaşımıza selam olsun. Kendine iyi bak kardeşim. Gönderdiklerin için teşekkür ederim. Şimdi bu arkadaşımız için 8 tane şeytan boynuzu deneyeceğiz. Video ne zaman gelecek? Şöyle ilkini basıyorum. İkinciyi basıyorum. 3 tane istiyor arkadaşımız. Ama ben tam 3 tane ya da 4 tane çıkarmak istiyorum. Şöyle yapalım. Bir daha basıyoruz ve sonuncuyu da basıyorum. Umarım daha dondu lan yine. Hah güzeldi. Bakalım buradan görecek miyiz? Yuh! Aa 3 tane geçmiş ya. Keşke 4 geçirseydik. Ama 3 tane de bizim için iyi. Çünkü arkadaşın istediği zaten 3 taneydi. Hayırlı olsun kardeşim. Maalesef 3 tane geçti. Şunu da göstereyim sonra demesinler. Birinci envanterde boşluk vardı, çaldı. Kimse öyle bir şey demez de olsun. Biz gösterelim yine. Evet elimizde 200 tane zümrüt madeni var. Bunları gidip dönüştüreceğiz. Ama bir şey daha göstermek istiyorum. Şöyle oyun sona atmış Ümit kardeşim. Niye oyun sona attım bilmiyorum ama umarım güzel bir açıklamam vardır. Bir yoruma da bekliyorum seni kardeşim. Bunu sen basmıştın. Sana hediyem olsun. 111 level. Burasını keseceğim. Neyse kalsın ya. Gözlerim aradı seni. Kaç gün baktım böyle. Yoktun ama. Yapacak bir şey yok kardeşim. Yolun açık olsun. Bundan sonra bunu kullanacağım. Burada silelim. Hatta şöyle göstereyim. Şunu alıyorum. Şunu koyuyorum. Senden geleni kullanacağım kardeşim. İlk gün hatırlıyorum onu basmıştık. Hatta bir won vermiştim. Bunu da satarız. Neyse yoluna çıkalsın dediğim gibi. Gelip bunu deneyelim. Hadi gözünü sevdiğim ikisini geçirse var ya efsane olacak. İlkini deniyorum. İlki mükemmel. Lan niye gitti bu? Bir daha mı geçebilir? Hadi kardeşim. İkinciyi de geçir. Başka hiçbir şey istemiyorum ben. Hiçbir şey istemiyorum. Basıyoruz. İkinciyi de geçirdi. Mükemmel. Çok güzel. 60 M'den bunu aldım. Tek efsunu. Tek efsunu olması çok önemli. 80 M'e biraz sandık açtım. Biraz şanslıydık galiba. Son sandıkta bunlar çıktı. Bir Razador yumurtası almadan bırakamazdım zaten. Neyse satarız onu. Son zümrütümüzü de uygun fiyattan bulmuş olduk. Hemen gidip map'te deneyelim. Bakalım geçecek mi, geçmeyecek mi? Her şey hazır arkadaşlar. İnşallah geçer. Basıyoruz.
Umarım geçmiştir. Şimdi şunu bir sunmayalım. Hepsi geçerse benim için müthiş olur. İlki geçti. Bu da geçerse mükemmel olur. Çünkü uğraşmak istemiyorum. Bak. Bak şansı görüyor musun? Beklenemedi. Birinci anahtara bakıyoruz. O da boş zaten. Maalesef o da geçmemiş. Şimdi arkadaşlar sanırım simyalarınız gelmiş. Sizin de gözünüz aydın değil. Benim simyam gitmemişti ve gelmesine gerek yoktu. Umarım hepinizin simyası eksiksiz bir şekilde gelmiştir. Elimizde 29 tane artı 4 küpe var. Maalesef 29 tane çıktı. Daha fazla çıkmadı. Şimdi bunları bir artı 5'e sallayalım. Ondan sonra bakalım 9 çıkarabilecek miyiz? 23 tanesini artı 5 yapmayı başardık arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. 500 lira paramız var. Bunlar zaten biliyorsunuz kendimiz düşürdük. Şunları da kendimiz düşürdük. Kar mı edeceğiz, zarar mı edeceğiz? Büyük ihtimalle zarar edeceğiz. Çünkü artı 8 basarken 2 tane artısız ork dişi istiyor. Ork dişleri zaten tanesi 4.5-4M gibi bir şey. Bakalım kar edebilecek miyiz? 2 tane çıkarsa kar ederiz. Seri bir şekilde malzemeleri topladık, geldik. Hızlıca basacağız. Artık lonca da basıyoruz. Çünkü bastıklarımızın geçmesi lazım. İlkiye geçiriyoruz. İkincisi de geçiyor. Çok güzel. Şanslı gibiyiz. Üçüncüsü de geçti. Mükemmel. Bunu yakacak gibi. Onu da geçirdi. Mükemmel. 5'te 5. Şu anda şans küpünü bulduk gibi derken 6.yı yaktı. 7.yi de yaktı. 2 tane üst üste yakmaya başladı. 3.sü geçti. O da gitti. Şu 3'ünü geçirse benim için çok iyi olur. Hadi bakayım bunu geçir. Başka bir şey istemiyorum. Tamam. Bunlar da birer birer kaldı. 9 tane var. Hemen gidip malzeme toplayalım. Ne istiyor? İstediğimiz var. 2 tane ork dişi artısız. Güzel. 90M paramız gitti. Bakalım bunları artı 8 yapabilecek miyiz? Kaç tane yapacağız? Şöyle düzgün bir şekilde basmak istiyorum. 2 geçiyor. Çok güzel. En az 2-3 tane basmamız lazım artı 9'a. Bu da geçti. Müthiş. Şöyle basıyorum. Nesne yok oldu. Bunu kesin yakacak. Kesin yakacak derken yakmadı. Şöyle bir daha basıyorum. Bunu da geçiyor. 4 tane çok güzel. Bunu yaktık. Tamam sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Bir tane daha basıyoruz. Onu da yapıyoruz. Yapma. Yapma kardeşim. Lazımsın. 5 tane deneme şansımız var en azından. Hayır, hayır. Evet. Ve onu da tamam 5 tane deneyeceğiz. Bayağı bir zarar ettik. 2 tane geçerse parasını çıkarır diye düşünüyorum. Hatta kar edebiliriz. Şimdi bakalım 2 tane geçirebilecek miyiz? Ben 1 tane geçeceğinden emin gibiyim. Ama 2 tane geçeceğinden maalesef şüpheliyim. Kayda girdim mi? Evet. İlkini geçirirsem çok mutlu olurum. Gerçekten çok mutlu olurum. Şöyle basıyorum. İlkini yaktım maalesef. İkinciyi geçirirsem yine mutlu olurum. İkinciyi basıyorum. İkinciyi geçirdik. Mükemmel. Mükemmel, mükemmel. Sen geçecek misin kardeşim? Üçüncüyü de yakmış olduk. Lan oğlum hadi zarar ettirme bize. Gözünü seveyim bari kendi parasını çıkarsın. İki tane basarsak parası çıkıyor. Şimdi o kadar uğraşımızın sebebi bu ikisiydi. Aa bak ben bu en baştan beri yanar diyordum. Çünkü eşya düşürmeli. Neyse. 9'a kadar gitti o. Şimdi bunu basarsak yaklaşık 60 M kar ediyoruz. Hatta 60 değil de neyse dur bakalım. Basıyoruz. Bunu bastık ve kâra girdik arkadaşlar. Bu kâr bizim için en azından uğraşmamıza değmiş oldu. 3 tane basmış oldu. Hazır şansımız yaver gidiyorken bunları da depodan aldım. Basalım dedim. Bunları basarsam zarar ederim biliyorum ama bunlar 44-45 M falan ediyor. Neyse sallayalım. Hiç sıkıntı değil. Amaç eğlenmek. Artı basmak benim hoşuma gitti açıkçası. Bunu geçirebilirsem iyi olur. Güzel. Şöyle hepsini basacağım. Şunlar zaten artı 7 idi. Bir tane yaktık. Bir tane daha yaktık. Çok güzel. Altınları yaktık. Altınları yakması daha iyi olur benim için. Ama bunları yakma kardeşim. En az bir tane geçirmemiz lazım. Ki parasını çıkarsın. Kâr etmek istemiyorum. Parasını çıkarsın yeter benim için. Elimizde 5-7 tane var. Hemen geliyorum. Hemen zaman kaybetmeden aldık geldik ne varsa. Şunları artı 8'e sallayalım. İlk bunu sallamayacağım. Yok. İlk altını sallayacağım. Güzel yaktı. Sen geç bari.
Hayır kardeşim, hayır. Hayır, tamam. Bir tane geçti. Altını yakalım. Büyük ihtimalle yakabilir. Ne oldu? Malzemem yok. Aa, iki tane istiyormuş. Hiç bakmadım ama bir gördüm. Neyse, gidip bakayım ya. Bu da iki tane istiyormuş. Bir yazıyordum. Allah Allah. Evet, Wiki'de bir yazıyor ama sıkıntı değil arkadaşlar. Bizim için önemli olan zarar etmiş olmamız. Çünkü zaten zarar edeceğiz. Bu bir kesin. Malzemeler 6 tane var. O yüzden bunu basmayacağım. İlk olarak şifreyi basalım. Geçiyor. Bir tane basarsak kendi parasını çıkarır. Bunu yakarsak ve rüzgarı yakmış olduk. Sıkıntı büyük gibi. Sıkıntı çok büyük. Şimdi elimizde 2 tane var. %50 şansımız var. Hadi bakalım. Hadi bakalım. İlkini yakıyoruz. Bunu da yakarsak büyük bir zarar. Umarım bu geçer. Basıyoruz. Bunu da yaktık. Güzel bir zarar ettik kardeşim. Şuradan ettiğimiz karı zarara dönüştürdük. Neyse, sağlık olsun. Güzelce zarar ettikten sonra aslında bayağı da bir zamanımı aldı benim. Şöyle savunma puanı diyorum. Alıyorum. Bunu geliştirelim. Kata çıkacağız. Şamanı kasacağız artık. Zamanı geldi. Paha biçilmez. Arkadaşlar, dün bu çarı silip bir tane sürü açacaktım. Ondan sonra korları o çarda açacaktım. Maalesef silemedim. Çünkü tıkladığım link açılmadı. İkinci kez de biliyorsunuz maalesef açılmıyor. O yüzden bir gün beklemek zorunda kaldım. Bugün rüzgarlı itemleri dizip öyle doğru düzgün bir video sunmayı düşünüyordum. Ama rüzgarlı itemler bir dahaki videoya kaldı. Neyse, sıkıntı yok. Bunu bir silelim. Bundan kurtulalım artık. İki gitti. Dengesiz oldu ama olsun. Yapacak bir şey yok. Şimdi güzel bir isimli 55 bir sur açacağız. Puding ismini deneyelim arkadaşlar. O da Sanji'nin, yani Reijun'un abisinin eski sevgilisi. Evlenecekler de olmadı. Başkası kullanıyor. Bu olur mu? Evet. Tamam. Pudingimiz hazır. Şimdi bir level çar kor açıyor mu açmıyor mu bilmiyorum. Açıyormuş. Çok güzel. O zaman önce korları açarız. Sonra çarımızı rahat rahat kasarız. Videonun yetişmesi için bayağı bir uğraşmam lazım. Hiç zaman kaybetmeden buradan 600-710 kor var. Hepsini bir açalım. Ondan sonra antikaları yapıp, dediğim gibi bugünle ilgili kehanet şöyle şanssız. Hiç şaşırmadım, zaten batırdım beni. Neyse, 710 kordan elimize çıkanlar bunlar. Berbatsınız. Şunlar yine güzel, tabi bir değeri olmadığı için. Şimdi totemle başlayalım. İlkini sallıyoruz, geçiyor. İkinciyi sallıyoruz, yakıyor. Yeşime geçelim. Yeşimi sallıyorum, geçiyor. Grene'yi sallıyorum, geçiyor. Güzel, böyle devam ederse çok güzel gider. Yakmak istemiyor gibi. Antikeyi sallıyorum, yakıyor. Aa, yakmadı. Bir tane de sallayacağım. Çok güzel, iki tane çıktı. Sen, çok güzel. Hemen bir tane sallayacağım. Maalesef yaktık. Hadi kardeşim, tamam. Grena, Grena'ya devam. En çok sen çıkacaksın, öyle görünüyor. Umarım antikalarda bari sıkıntı çıkarmaz, çünkü bayağı bir zarar ettik. Bir tane yaktık. Aa, çok güzel lan. Bayağı bir Grena çıktı. Neyse. Şöyle yaktık. Bir tane daha yakut çıkardık. Müthiş bir şey. 3 tane yakut. Tabii en önemlisi yakut. Bu yakutu da çıkarırsa müthiş olur diyecektim. Zaten bir tane çıkacak gibi görünüyor. Umarım çıkar o da. Çıkmadı. Çok kötü. 2 tane üst üste yaktı. Şansımı deneyeceğim ya. Ne olursa olsun. Çok güzel. 4 tane yakut çıkarmış olduk. Şimdi şu grenalar. Aman antikadan sallamayalım da. Şunları sallayalım. Yakacak mısın? Niye sağ sola gidiyorum? Ben sağ sola gidince yakmadığına inanıyorum. Az önce de zaten bayağı bir yaktım. Daha çok güzel geçiyor lan. Harbiden çok güzel geçiyor. Hadi yeşimler. Bir tane yaktık. Bir tane. La oğlum, müthiş geçiyor. Ah be. En baştan böyle
güzel güzel geçirmiş olsaydık çok güzel olurdu. Hadi bakalım. Sıra geldi safirlere. İlk safiri geçiriyoruz. İkinci de geçti. Sonucu yakma be. Sonucu yakma. Böyle boş boş duracak şimdi burada. Neyse. 5 tane antika. Yok bakmayacağım. Sonra bakarız. Çünkü daha diğer çardan açacağız. Diğer çardan 710 tane açtık. Neler çıktı zaten gördünüz. Birazdan toplam olarak göstereceğim. Bu çardan da 195 tane açacağız. Şöyle altyapı yok. Göstereyim. Pek bir şey yok yani. Bir onyx var. Bir elmas. Bir de grena var. Grena zaten bayağı bir çıkmıştı. Neyse. Şunları yapmaya başlayalım. Şimdi sıra geldi asıl çarımıza 195 kur açtık. Bakalım kaç tane antika çıkacak. Şöyle göstereyim enderleri. İlkini tabii ki 12 sallıyorum. Yakması için ama yakmıyor. İkinciyi de 12 sallıyorum. Yakmıyor. Üçüncü bana bir umut oluyor. Çok güzel. Yeşim deniyorum. Yeşimi de geçiriyor. Mükemmel. Bazen üst üste sallıyor. Lan sen geçersin gibi geliyor. Çok güzel be. İki tane vardı. İkisini de geçirdi. Elmas ne yaptın sen elmas? Bir tane yaktın. Elmas yapma. Hayır 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 hayır. Kesinlikle. Grenaları yak. Bir tane daha sallıyorum. Çok güzel. Çok güzel. Elmas geçsin. Yeşim geçsin. Çok güzel. Mükemmel oldu bence. Beklediğimden daha iyi oldu. Bu arada söylemeyi unuttum. İlk başta kor açmadan önce benim beklentim 40 ila 50 arası bir antika çıkarmaktı. Yani 50 wonluk daha doğrusu 40 ile 50 wonluk arası bir antika çıkarmaktı. Bir tane grana çıkardık. 3 tane onyx. 2 tane safir. 2 tane yeşim. 2 tane. Müthiş ya. Bence çok iyi. Mükemmel çıktı gibi. Şimdi fiyatlarına bakalım. Elmas 2.2 ve 6 tane var. Yeşim 2.3. Grana 1.15. Onyx'imiz 1.15. Yakut 5.5, safirler 1.25. Elmas 13.2 won, yakut 33 won arkadaşlar. Safir 13.2 won da. Yeşim 18 won, 18.4. Grena 9.2, onyx 9.2 ve toplamda ne kadar yapmışız? Şöyle göstermek istiyorum ya da göstermeye gerek yok. Ve toplamda 96 won 20 M arkadaşlar. Müthiş bir kar. Beklediğimin 2 katı. Şimdi arkadaşlar simyalarla işimiz bitti. Şöyle 2 tane Bajanamo sandığı aldım. Bir de 300 M tabi. Bunlardan almış oldum. Topla açacağız hepsini. Bunları niye aldım? Bunlardan X çıkıyormuş. Öyle duydum. Bakalım çıkıyor mu o kadar. Para çıktı sanırım. Bir tane daha açıyorum. Bunlar ne? Bunlar ne yapacağım ben? Heh. Şöyle güzel bir X çıktı. Kaç oldum? 14 oldum. Pek bir farklı değil bence. Razador'la aynı olması lazım. Şunları atalım. Sakin bir şekilde. İlk Razador'u açıyoruz. İkinci, üçüncü derken seri bir şekilde açacağım. Bakalım kar mı zarar mı? Yine X çıktı bu arada. Şöyle bir zehrimiz var. Çöp, 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 alayı çöp. Evet. Devam. Bir tane pet kitabı sandığı. Çok güzel. Mükemmel. Şunu da açayım. Bir tane Razador yumurtası. Bir titan. Bir titan daha çıkıyor. Bir yumurta daha çıkardık arkadaşlar. Parasını çıkarmış oldu. Şunlar zaten 3 won. Zaten biz de 3 won'dan aldık. Yani sürekli zaten becerili çıkıyor. Şunları temizleyelim. Neyse parasını çıkardı. Çarda 24 oldu. Çarı 40'a, 40'a kasacağım diyordum. Kasamıyordum çünkü çar yok. Kasacak çar yok. Bir tane daha güzel bir şey çıkarırsak kâra girmiş olacağız. Bakalım çıkacak mı?
Çok güzel kasıldık. 25 olduk. Müthiş bir şey. Mama çıktı. Şunları da açalım. Ne çıkıyor bunlardan? Gökkuşağı. Kısa süre şınav. Şimdi onlara bakarız. Seri bir şekilde açımlara devam. Çıkmadı maalesef. Çıkmadı bu kez. Şöyle bakalım. Titanlar çıkmış. Bir tane de karanlığın sandığı var. Onu da açıyoruz. Hiçbir şey çıkmıyor. Neyse sağlık olsun. Çıkanlar mamalar. Bunların fiyatını bilmiyorum. Ya da para ediyor mu onu bilmiyorum. Zehri atmıştım diye biliyorum. Zehri de atalım. Şunu da para edip etmediğini bilmiyorum. 4 tane titan çıktı. 2 tane yumurta. Bir tane de pet kitabı sandığı. Bence zarar etmedik. Kesinlikle kârdayız. Sıkıntı değil. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Çarı gördüğünüz gibi kasacağım. Bunu 55 yapacağım. O diğer çara rüzgarlı itemler dizeceğim. Şimdi simyalardan gelen parayı nasıl değerlendirelim? Sizden bunu bekliyorum. Yoruma da oluşalım. Buraya kadar izlediyseniz bir like atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.